Esasında çok güzel soru vardı ya. Meyve tabağı istediğinde tabak gelen şehir neresidir? Trabzon. Rize. Meyve yok. Tabak. Bence skor saymaya gerek yok. Yardımcı Murat niye intihar etmiş? Murat niye abi? İlk üçe girmek için. Ooo efsane. Alın 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 alın. Evet. Soğuk Savaş'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Adeta bir yıldızlar geçidi. Gerçekten. Bu nedir efendim? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Boğaç. Çabi. Merhaba. Çok gerginim. Şu an gergin hissediyorum. Bakışlar sebebiyle çok iyi hazırlandınız gibi geliyor abi. Doğru. Baksana gözlük falan. Abi ne olur sal ya böyle. Ümit abi iki gündür kampta. Ki çok güleriz normalde. Eyvah. Ama o zaman hiç gülmeyeceğim aslında. Formatı siz böyle istediniz. Hayır çalışacağız kendimiz. Ben konuşmayı unuttum öyle. Abi yani canım sağ olsun. 2005 İsviçre maçı gerilimi var abi ortalıkta. Böyle mi? Tamam soğuk savaş. Doğru. Bitmeyen kamp. Gerçekten uzun bir kamptı İsviçre maçı. Bizim için garip bir an. Yani çocukken izlediğimiz insanlarla beraber yani olmak gerçekten. O kadar yaşlandık mı ya? O kadar yaşlandık mı ya? Çocukken ederken bizim yaş geçmiyor. Yani çocukken dediğim geçen yıl beraber falan. Yaşlanmış. Hadi Ümit abi de selamlarım. Bizi. Ümit abi de selamlarım. Ümit abi ben de çocukken izliyordum. Ümit abi UEFA kupasını kaldırırken. Ben sıçtım bunu. Neyse hallederiz. Burayı yok yiyorum. Ben yakalamıyorum. Allah'tan şunu söylemedin. Ümit Dalal'a UEFA kupasını kaldırırken ben 11 aylıktım filan demedin yani. Olabiliyor. Yok abi sakalım var. Yani. Yani. Kaçta olmuşsun sen? Yok 11 yaşındaydım da yine de sakalım. Memleket. Çok tuhaf benim. O zaman nasıl yani? Erzincanlıyım abi. Sen Erzincanlı mısın? Evet abi. Ben Erzincanlıyım. Neresinden? Aha akraba çıktı. Hadi sizden o takım. Benim 24 forma Belçika'da 24 o yüzden. Bu arada yeni stat hayırlı olsun sen size. Sen bizim takıma gel. Üç farklı diyalog dönüyor. Afyonlu var mı aranız? Balıkesir. Okey. Okey evet. Hazırsak. Hazırsak başlayalım. Ne diyordum lan? Onu diyorsun işte. Şey dedim ben. Ben bir şey dedim geçti abi. Videoda. Tutamadık. Biz izninle abi geçiyoruz. Gülersen kaybedersin. Evet Nihat. İlk soruyu sorma şerefi bana kısmet oldu ve sana soruyorum. Çok heyecanlıyım. İlk penaltı çekişmiyoruz. Onda hiç şansım yoktu. Burada belki var. Sağ kanatla sol kanat arasındaki fark nedir? Nedir? Siyasi görüşleri. Peki, devam edelim. Sindirim sorunlarıyla bilinen futbolcu kimdir? Bunun yanıtını biliyorum. Cinderella. Hazım Sangare. Of. Buna güleceksin. %100 güleceksin. Yapacak hiçbir şeyin yok. Mahlasını önlenemez dürüm sevgisinden alan padişahımız hangisidir? Lakabını önlenemez dürüm sevgisinden alan padişah hangisidir? Hangisidir? Tantuni Sultan Süleyman. Hayır yani. Ne yapayım? Gülmek zorunda mıyım? Sevgili Serkan abi, gülmek zorunda mıyım? Tartışmada karşı tarafı ikna etmeye çalışan kuyumcu ne yapar? Tartışıyor, seni ikna etmeye çalışıyor bir kuyumcu. Ne yapar? Ne yapar? Altını çizerek anlatır. Bakmıyorsun gözüme ama hemen çeviriyorsun. Altını çizerek anlatır bir kuyumcu. Doğru. Abi merhaba. Merhaba hoş geldin. Hiç gülmedin mi daha önce hiçbir şeye? İki tane soru sordu gülme. Gülmedin. Yani. Yok hayatında daha önce... Gülüyor. Gülüyorsun. Ben gülmem mi? İyi bak. Çok normal espriliyim zaman... gülerim. Tamam. Espriden anlarım. Soru geliyor o zaman. Yavaş gelsin. 20 yıldır kurdurduğu pahalı barajla adından söz ettiren kişi kimdir? Nihat Kahveci. Cem Uzan. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Bu sorudan sonra...
Maçlara yoga yaparak hazırlanan Galatasaray oyun planında neye güvenir? Neye güvenir? Mata. Sinirim bozuldu abi ben. Çıkarıp saatlerce oynayabildiğin kısa ve kalın şey nedir? Allah olsun ya. Sözel mi yoksa? İnşallah. Nedir? Galatasaray'ın hücum hattı. Emin misin Burak? Başka sorun var mı? Abi olur inşallah. İzin olursa. Güzeldi yok. Tamam. Ben Almanca okursam sorulur olur mu ya? Olur abi çok anlamlayabilirim ama bayağı zaman geçti. Beşiktaş yeni teknik direktör arayışına girse, kariyer.net ile ilan verse ne olur? Ne olur? İyi olur. Ciddi misin? Cem Karaca birlikte olduktan sonra kendisini bir daha aramayan kadına hangi şarkıyı yazmıştır? Hangi şarkı yazmıştır? Sen de başını alıp gitme. Ben bir ceviz ağacıyım demek isterdim ama. İlişkilerde ve futbolda ortak olarak görülen ve gerçekleştiği zaman insanı mutlu etse de bunu etik olarak belli etmenin gerektiği şey nedir? Bir daha söylüyorum. Evet. İlişkilerde ve futbolda ortak olarak görülen ve gerçekleştiği zaman insanı mutlu etse de bunu etik olarak belli etmemenin gerektiği şey nedir? Nedir? Eski takımına gol atmak. Oo. Zenginden fakire sadece yemek veren kişiye ne denir? Ne denir abi? Robin Food. Ben gidiyorum. Uçağa bindin değil mi? Bindim. Gemiye bindin mi? Bindim. Çok şanslısın. Pilotla gemi kaptanının sohbetine ne denir? Ne denir? Havadan sudan. Buna gülmeyeyim. Sanki hafif güldün. Buna gülmeyeyim. Hafif güldün. Buna gülmeyeyim. Hafif güldün gibi geldi. Minik bir bara gidelim. Her takımın ihtiyacı olan sağ bek kimdir? Ümit Davala değil. Hocam söz hakkı doğdu ama kimdir? Lazım Sangare. Kendine iyi bak. Ben Fenerbahçeliyim. Belirtmek istedim. Hiç sorun. Öldürülmek ben istedim. Ben de Beşiktaşlıyım. Hiç yani, sorun. Yok ben izleyici ediyorum abi. Belirtmeyin ben de. Ha. Ölmeyeyim de. Fenerbahçe ile Migros arasındaki tek fark nedir? Enteresan bir soru. Nedir? Biri para harcadıkça kazandırır. Yok. Şimdi Almanca konuşacaksınız. Beşmeyesi var diğer üçümüzde. Etna Yanardağ'ın yeniden aktive olduğunu gören Rıdvan Dilmen bu konuya nasıl tepki göstermiştir? Gol olur. Yapma Volkan. Genelde haftada bir kere 1,5 saat süren ancak aksiyon alınan süre hesaba katıldığında sıkıcı olarak nitelendirilebilecek şey nedir? Nedir? Cinsel hayatım. Senin mi? Evet. Böyle diyoruz. Benden yukarıya mı aşağı mı? Hiç fark etmez abi. Şişman futbolcuya ne denir? Eyvah. Ne denir? Berk demeyeceğim tabii ki. Fetbolcu. Ya abi neden gülüyorum ben bunu? Üst seviyelerde iyi para kazanan, iki ayağını da etkili kullanabilenlerin fark yarattığı meslek hangisidir? İki ayağını iyi kullanan. Tabii. Hangisidir? OnlyFans sanatçıları. Neler var abi izlesen. Prince Harry'nin kraliyet ailesinden ayrılmasına ne denir?
Evlilik. Ayrılmasını. Ne denir? Taç atışı. Hiç fena değil. Genelde iki farklı cinsiyetten iki kişinin yaptığı, bir kişinin ayakta, diğer kişinin ise dizlerinin üzerinde olduğu ve iyi yapıldığı takdirde çığlık attıran şey nedir? Abi bu neymiş abi? Bunların yapmadığı bir şey kalmamış ki. Neymiş abi? Hiç tahminin yok mu? Hiç yok abi, nasıl olsun? Allah aşkına ben hayatımda böyle bir şey duymadım. Bunlar ne yapmış ya? Evlilik teklifi. Tamam bas abi. Ortada birileri oynarken, kenarda izleyenlerin sürekli yorum yaptığı ve büyük paralar dönen piyasanın adı nedir? Nedir? Düğün. Güzel. 22 erkeğin peşinden koştuğu ve sonunda bir kazananın olduğu spor etkinliği nedir? Biz de oynadık futbol ama... Kadınlara DM atmak. Buradan oraya mı geldin? Maalesef hocam. Sene... Oynadığı kanadı domine eden futbolcu kimdir? Kimdir? Aşraf Hakimi. Hoşçakalın. Uğruna birçok kişinin sıra olduğu, planlandığı gibi kalkması beklenen ama çoğu zaman hayal kırıklığıyla sonuçlanan şey nedir? Aklımdan bir şey geçiyor ama. Söyle. Nedir? Boeing 747. Evet. Ben bir de hayatım boyunca şaka yapmayacağım. Öyle bakıyorsun. Dünya Kupası'na giden futbolcuların gözlerinin bozulmasına ne denir? Ne denir? Katarakt. Ya. Hoşçakalın. Türk futbolu ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki fark nedir? Nedir? Yabancı sınır. Aç gözünü sen yine tekrar. Ne yapıyorum ben? Ne yapayım ya, bu soruyu anca duyuyorum. Yok abi, yatın soru ya. Hiç yok. Bir tane var. Araya sıkışmış. oluyor öyle abi. Hemşire olan futbolcu ile hakem aynı maçta görev alırken faul yapan futbolcuya hakem ne yapar? Ne yapar? Düdükler. Evet, Soğuk Savaş'ın Yıldızlar Geçidi özel bölümünün galibi bizi ezip geçen taraf oldu efendim. Çok teşekkür ederiz. Şu an daha var. Skor abi saymıyoruz. Ezip geçmiş. Seri penaltılarla 5-4. Yazıyor. Aşağıda yazdı. Yalnız gülebiliriz ha bu arada. Deplasman galibiyetim. Tabii abi, bir nevi deplasman galibiyetim. Tebrik ederiz. Düşüncelerinizi, hislerinizi alalım abi. Güzel programdı. Hepsine teşekkür ediyoruz buraya davet ettiğiniz için. Bizim için de çok güzel oldu. Keyif aldık, güldük hep beraber. Gülmediğimiz anlar da oldu. Ama kah güldük. Düşündük. Valla öncelikle bu güzel davet için teşekkür ediyoruz. Çok keyif aldık. Biz biraz futboldan geldiğimiz için böyle konsantrasyon oluyor bizde. Bazı şeylere gülmemiz gerekirken gülmemeye çalıştık. Artık sizin de o anlayışınıza bırakıyoruz. Umarım bizi izleyenler de keyif alırlar. Hepsine de selamlarımı iletiyoruz. Anlamazlarsa biz ulaşacağız abi. Biz halledeceğiz. Evet. Olacaklar keyif. O zaman sizden bir kazanma hareketi alacağız abi. Biz 3'ten geriye sayıyoruz. 3, 2, 1. Ooo ne? Biz de bir kaybetme hareketi yapacağız abi. Sayarsak 3'ten. 1. 2-3. Benim aklıma hiçbir şey gelmedi. Böyle kaldım. Evet, vallahi mahvolduk. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Yani ne yapalım biz artık Buğra'yla? Sarılacağız, ağlayacağız. Sarılmasak da. Sarılmayalım. Olur, ağlayacağız. Ne yapalım abi? Bir dahaki başlarım. İnşallah. Sakın sen ne yapacaksın?
Ben sizinle buradan ayrılacağım. Kazananın yanında olacağım. Abi istersen sağ ol. Çok mantıklı. Hiç problem değil. Çok ihtiyacımız var. Birkaç bölüm durdu ya.